Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kebabının farklı bir şekilde pişirme şekliyle geldim. Buyurun isterseniz hep beraber başlayalım. Bunun için sadece iki patlıcan, büyük boy patlıcan kullanacağım ben. İlk önce başlarını keselim. Ve tam ortadan patlıcanı ikiye bölelim. Daha sonra tekrar ikiye bölelim böldüğümüz patlıcanları. Alt kısmından kabuk kısmını alalım. Evet. Yani bir patlıcandan dört parça patlıcanımız oldu. İki patlıcanla dört porsiyon yemek yapacağız. 3-4 kaşık kadar sıvı yağın içine ben bir çay kaşığı kadar pul biber koydum ve patlıcanların her tarafını arkalı ve önlü olarak yağlıyorum fırça yardımıyla. Evet, buna bir nevi patlıcan kebabı da diyebiliriz. Patlıcan kebabını farklı. Evet, tek tek hepsini yağlayacağım. Daha sonra 180 derece ısıttığım fırına vereceğim. Bu arada fırında onlar pişerken hemen bir adet soğanım, bir diş sarımsağım var. Onları da el blenderında doğruyorum. Bir adet kapya biber. Küçük küçük doğruyorum. Evet, bu patlıcan yemeği çok farklı ve çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Kızartma yapmadığımız için çok fazla yağlı olmuyor. Evet, kırmızı biberlerimi doğradım. Tabağa alıyorum. Ve benim 4 adet sivri yeşil biberim var. Bunları da yine aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir adet de domatesimi yine aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Kabuğunu soydum ben. İsteyen soyabilir, isteyen soymayabilir. Domateslerimi de küçük küçük doğradıktan sonra 200 gram kadar kıymamı tavama alıyorum ve ocağa pişmesi için alıyorum. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Kıymalarım biraz sotelendikten sonra içerisine yaptığım sarımsak ve soğanlarımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Soğanlarımın dişlere yakın biberlerimi ekleyeceğim. Evet, biberlerimi de ekledim. Ağzını kapatıyorum. Evet, biberlerimi birazcık ve domates ve tatlı kaşığı salça ekledim. Baharatını istediğiniz damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben karabiber, kimyon, pul biber ve zerdeçal ekledim.
Şöyle bir karıştırıp yarım çay bardağı da su ekledikten sonra ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekene kadar pişecek. O arada da patlıcanlarım pişti. Patlıcanlarımı çıkardım fırından. Evet. Patlıcanlarımı pişireceğim tepsimin içine alıyorum. Şöyle bir kaşıkla eziyorum. Hazırladığım iç harcından her patlıcana yerleştiriyorum. Ve daha önceden rendelediğim kaşar peynirlerim vardı hazırda. Onları da çok fazla koymuyorum. Ben azar azar koyuyorum. Kaşar peyniri hem lezzet veriyor hem de kıymanızın dağılmasını engelliyor. Ve tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. İç harcımızı tekrar en üstte de koyuyorum. Eşit bir şekilde bütün iç harcımı kullandım ben. Yine aynı şekilde üzerine kaşar peyniri. Çok fazla koymanıza gerek yok. Ben de çok koymuyorum. Sadece patlıcanlara hem lezzet versin hem de iç harcının dağılmasını engellemesi için. Ve birazcık kıydığım maydanoz ekliyorum. Yemeğimiz zaten piştiği için bu aşamada fırında fazla tutmuyoruz. Çay bardağının dibiyle böyle çok az bir şey de su ekliyorum. Evet, fırına verdim. Fırından çıktı. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.